Sen hayat okulundan mezun ol. Dön dolaş vardığın noktaya bak. Anlıyorum. Sen kaç para alıyorsun? Askeri ücret alıyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Askeri. Evet abi. Kaç alıyorsun kaç? Yasak, bizim şirkete konuşulmaz böyle şeyler. Niye yasak ya? Yasak abi. Abisi, yeni çaycı sen misin? Evet. Bir çay alabilir miyim? Alabilirsin. Mutfak orada. Ben şu ilerideki açık ofiste oturuyorum. Aferin. Ben de Boğaz yanında oturuyorum. Ne yapalım yani? Oraya getirmen için söylüyorum. Masama, masama. Bana öyle ağzını eye konuşma kıvırcık. Bak ne yapalım biliyor musun? Git şuradan kendine çay al. Hatta bir tane de bana koy. Benim şurada küçük bir işim var. Halledip geleceğim. Hadi abisi. Hadi. Cins midir nedir ya? Aha. Ayşe, kız. Ya şu benim işe başlama muhabbeti var ya. Abi, hiç sırası değil şimdi. Ne oldu kız sana? Ne? İyi misin? Ne iyi misin? Ne olmuş bana? Ne bileyim, kıpkırmızısın. Allah Allah. Kız elma gibi kızarmışsın sen. Dur bakayım. Aa. Ateşin de var ha. Ne oluyor lan? Kuş gibi titriyorsun. Aa, bak bak. Bak gözlerini de kaçırıyor. İyiyim abi ya. Yani Ayşe bilmesem aşık oldun diyeceğim. Bana burada sabah sabah dövmeye adam aratacaksın ha. Ne aşkı abi, ne aşkı? Aşk falan yok, ne aşkı? Kız şaka yapıyorum, ne sinirleniyorsun ya? Sinirlenmiyorum. Ayrıca şirketteyiz, şirkette şaka yapma bana. Enişte! Enişte! Bak bak, aslan enişten benim ya. Gel gel ya. Ne yaptın ya sen bizim kıza? Ne yaptım, bir şey yapmadım. Kampanya gereği, o rol gereği öyle. Yok abi, bir şey yapmadı ya. Ne yapacak Kerem? Allah Allah, ne oluyor ya size sabah sabah? İyi tamam, anladık. Şaka da yapmayacağız demek. İyi tamam, kapattım tamam. Bir şey diyeceğim. Üçümüz buradayken baş başa verelim de bir beyin fırtınası, kafa patlatalım. Şimdi bakın, benim şu şirketteki pozisyon var ya, hani açıkçası benim biraz tadım kaçtı bakın. Çok işim var. Benim de. Hay Allah'ım yarabbim, hadi. Ha, Kıvırcık. Ne yaptın? Bana da koydun mu çay? Benim adım Kıvırcık değil. Benim adım Atilla. Öyle mi? Annem, baban, sevdiklerin sana öyle desin. Güzel isim Atilla. Benim için Kıvırcıksın. Nokta. Oğlum bak. Şş, Sarı. Okuyor okuyor ezberleyemedin ha bu duvarı. Özetini istiyorum ben de. Oğlum sen hiç çalışmıyorsun ha. Bak gözüm üstünde. Allah Allah ya. Kız, kardeşlerin en güzeline köpüğü üstünde. Vay abim, teşekkürler. Özel matematik derslerimi. Ne yapacaksın kız matematik hocasını? Matematik hocasıyla ne yapılır abi? Matematik dersi alacağım. Niye? Sen çarpım tablosunu bilmiyor musun? Ne oldu, sen bir Türk kahvesi falan yapıp getirmişsin bana? Bir şey mi diyeceğim, bir şey mi isteyeceğim? Ya yok canım, bir şey istemeyeceğim de. Ya benim şu iş durumunu konuşalım ya. Sence bu pozisyon bana uygun mu yani? Çay alabilir miyim? Odanız neresiydi acaba? Şuradaki masa. Hmm, maalesef o masalara servisimiz yok. Şöyle yapıyorsun mavi kafa, benim mekana gidiyorsun. Ne kadar istersen oradan çay alıyorsun. Abim şakacıdır Fezacığım. Böyle espriler yapardı. Tabii ki getir senin çayını. Tamam, öyleyse ben şey yaparım, gocunmam. Kendi çayımı alırım. Al 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 al. Yok Fezacığım, getirecek abim çayını. Yok yok, bana farkmaz. Farkmaz. Vay, güzel lafmış ha mavi kafa. Ben bunu kullanırım, farkmaz. Abi sen ne yapıyorsun ya, delirdin mi? Ya ne delireceğim kızım ya, Allah Allah. Benim kafamda bir kas sistemi var, ona uygun hareket ediyorum yani. Bak şimdi, odası olanlar üst seviye insanlar. Hani onlardan zarar gelmez, üst seviye, zengin yani. Ben her zaman demişimdir, zenginden zarar gelmez. Eşini, dostunu, akrabanı zenginden seçeceksin. Bunu her yerde gururla söylerim ben. Biliyorum abi, biliyorum senin o ipa sapa gelmez felsefeni. Sonra kendimi de düşünüyorum yani. Şimdi ben bu şirketin sahibinin karısının abisiyim yani. Yani kimse kusura bakmasın da bu odasızlara hizmet edecek halim yok yani. Ben onlardan daha üst seviyedeyim. Abicim biraz sessiz ol ya. Şirketteyiz, çalışıyoruz ya. Bak bu şekilde burada çağırdığı işe almazsın, ben ya sana söyleyeyim. Ben de öyle diyorum işte ya. Bu şekilde ben burada çalışamam. Benim pozisyonumun değişmesi lazım artık. Alo. Ha efendim Muhsin amca. İki çay. Tabii tabii, hemen getiriyorum. Seninkini özel demlikten getiriyorum Muhsin amca. Hemen, hemen geldim. Hadi görüşürüz.
Çalışacaksın lan sarı. Spora başlayayım diyorum ya. Başla abi başla ya. Abi senden manken bile olur ya. Abi mi? Vallahi manken olur senden. Vay, alemin kralı geldi. Erkut abi. Vay. Erkut abim gelmiş be. Vay. Hoş geldin. Abi. Abim gelmiş. Gençler ne yaptınız ya? Haberler sende abi. Anlat ne müdür oldu abi. Lan oğlum dur. İlk günden müdür mü olunurmuş? Abim getir getir işlerine mi koydular yoksa? Bak. Ya Sabricim, yani senin de dilinin hiç kemiği yok ya. Yani ben öyle bir şey kabul eder miyim sence? Hadi beni geç. Muhsin Bey gibi bir adam, akrabasını öyle bir pozisyonda görmek ister mi yani? Abi kusura bakma, ben öyle, sen öyle deyince şey yaptım. Peki hangi pozisyonda görmek istiyorlarmış seni? Pozisyon? Kafama göre bir pozisyon yani. Ben pozisyonu seçeceğim yani. Önce bir şirkette 3-5 gün dolanacağım, departmanlara bakacağım. Hangi departman benim içime sinerse o pozisyona müdür olacağım yani. Yani işin özü Sabricim, Muhsin amca bana tam yetki verdi. Yani o şirkette maalesef bir sürü kelle gidecek beyler. Gidecek abi. Vay abi, ne güzel şeyler söylüyorsun. Pozisyon, sorumluluk, apartman apartman abi. Ne apartmanı lan inek? Departman, departman. Apartman diyor ya herife bak. Abi ben odanı merak ediyorum senin. Odandan memnun musun? Böyle şey odalardan mı? Hani dört tarafı cam, böyle sen dışarıyı görebiliyorsun ama dışarı seni göremiyor. Sabri abi, öyle cam mı olur bu abi? Olur tabii be oğlum. Hani böyle arabalarda cam filmi olur ya, onun gibi düşün. Olur lan. Olur mu? Olur tabii be oğlum, doğru söylüyor. Benim camlar da öyle. Değil yani ya. Ben dışarıyı görüyorum, onlar beni göremiyor yani. Odam şey zaten, hani ferah böyle, geniş. Manzarası falan da güzel. Yani öyle bir tepeye koymuşlar ki Sabricim. Bütün şirkete hakimim, öyle düşün. Abi sen onları boş ver de şirketteki manitalardan bahset. Lan oğlum, daha bak. Bugün şirkete girdim. Dakika bir, gol bir. Hepsi hemen yapıştı ya. Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim, Erkut Beyciğim. Aman Erkut Beyciğim, ben sizle çalışayım. Aman asistanınız olayım. Lan oğlum, o manitayla fotoğraf çekiliyorum. Onu bırakıyorum, onun numarasını alıyorum. Size bir şey diyeyim mi? İşim var benim ha, vallahi. Erkut abim be, gel kahvede mevzuya devam ederiz be. Ya çiçeğim, canımın içi. Ben seni kırmam biliyorsun. Eyvallah. Ama yani gençler, bir beyaz yaka için geceleri çok önemlidir. Neden? Çünkü ertesi gün vücudu zinde uyanmalıdır. O yüzden yani bu gece benim kusuruma bakmayın, başka zaman artık. Daha oğlum alışveriş yapacağız. Seninle gurur duyuyoruz abi. Eyvallah. Allah bunu abi. Ne yapsın? Onu çıkartsın abi. Eyvallah abi. Allah işlerini hayırlı yapsın. Oğlum ne adam be. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız.